çok değerli bir konumuz var. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Iğdır İl Şube Müdürü Sayın Mete Türkoğlu konuğumuz olacak. Mete Bey tam da Iğdır'ın aradığı bir profil. Çünkü yaptığı çalışmalar, ürettiği projeler gerçekten hem Iğdır'a katkı sağlıyor hem Iğdır'ın ihtiyaç duyduğu şeylerdir. Neler mi? Ben kısa bir özgeçmişine baktım. Doğal hayatın korunması mesela, çevre bilincinin geliştirilmesi, ağaç ve doğa sevgisi kazandırılması, ağaçlandırma ve damlama sulama. Ki damlama sulama sanırım Iğdır'ın birkaç yıl içinde çok çok ihtiyaç duyacağı bir proje olacaktır. Çünkü su yok, şu anda bile su yok. Bunun dışında Mete Bey aynı zamanda bir yazar, bu yaptığı çalışmaları 3 ayrı kitapta toplamış. Sanırım 4. kitap hazırlığımızda devam ediyor. Ben onun için çok fazla sözü uzatmadan sözü Mete Bey'e bırakacağım. Mete Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Mete Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum Mete Bey. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Valla biz de çalışıyoruz, yoğun bir şey. Evet, çok iyi. Mete Bey, sizi tanımak isteriz. Kendinizi siz anlatın. Mete Türkoğlu neler yapar? Kimdir? Iğdır'a nasıl başladınız bu işlere? Bu kitapları nasıl yazdınız? Sözü size bırakıyorum. İstediğiniz gibi devam edebilirsiniz. Buyurun söz size. Ben 1995 yılında Atatürk Üniversitesi'nde Ziraat Fakültesi'nden mezun oldum. Iğdırlıyım. İşte ilk orta öğretimin hepsini Iğdır'da tamamladıktan sonra üniversite hayatına başladım. Üniversite bittikten sonra Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü'nde mühendis olarak işe girdim. Bir Edirne seyahatim oldu. Edirne'de çalıştım. Ondan sonra tekrardan Iğdır'a döndüm. Bir süre Tarım Reformu'nda devam ettikten sonra buranın tabii ki o zaman toplaştırma olayları vardı. Oradan toprak etüdü, zemin etüdü falan yapmadık. Daha sonra İlçevre Orman Müdürlüğü adı altındaki bakanlığımıza geçtim. Burada az önce bahsettiğiniz özellikle erozyonun korunmasına, buradaki toprakların korunmasına yönelik çalışmalar oldu. Bu arada bizim az önce bahsetmiş olduğumuz damlama sulama, Iğdır'daki biliyorsunuz bizim Batı Iğdır, Doğu Iğdır'da bir erozyon bölgemiz var. Yaklaşık 15 bin hektarlık bir alanımız var. Tam olarak hangi köyleri kapsıyor onları Mete Bey? O erozyon bölgesi dediğiniz. Emin Aralık'tan başlıyor. Aralık'tan başlıyor. Emince, Gödekli ve sınıra kadar uzanıyor. Yani dil ucuna kadar uzanıyor. Nahçıvan sınırına kadar değil mi? Aynen. Nahçıvan sınırına kadar uzanıyor. Orada belli bir kısımda bir ağaçlandırma yaptık. O ağaçlandırma yaparken tabii su gereksinimi var. Hem de bir damlama sulama sistemi geliştirdik orada. Ondan sonra bu çalışmalara başladıktan sonra bakanlığımız otomatik olarak orman su işleri olarak ayrıldı. Ben doğa koruma kanadında kaldım. Yani bir nevi ormancılığı bıraktım. Fakat buna bıraktım demeyelim de. Yine de biz tabii ki doğal yaşam biliyorsunuz ormancılıkla iç içedir. Daha sonra 2005 yılında ilçe orman müdürlüğüne başladığım zaman o zaman Iğdır'da yeni bu ekosistem olaylarında bir kuş halkalama olay vardı. Daha sonra o kuş halkalamayla birlikte ben alanları doğa koruma açısından gezip görmeye başladıktan sonra özellikle şu anda Güney Amerika kökenli olan bir su maymunuyla karşılaştım. Yani Maya Pastor dediğimiz kemigen türlerinden biri. Ve onları Kırıkkale Üniversitesi'yle beraber incelerken bu şekilde benim doğaya karşı olan sevgim, samimiyetim artmaya başladı. Yani vazgeçilmez bir hale geldi. Daha sonra özellikle bu kuş türlerindeki başarımda Kırıkkale Üniversitesi'nden işte hocalarımız gelirken bana bir tane de kuş kitabı hediye ettiler. O kuş kitabına ilgimi de çekti. Çok da yani kuşların yaşam alanları ve onların insanlığa sunmuş olduğu biyoçeşitlik kavramını incelemeye başladım. Ondan sonra işte
Daha sonra doğadaki bu tıbbi aromatik bitkileri, özellikle işte çevremizde neler oluyor, Iğdır'ımız hangi potansiyele sahip, Türkiye'miz hangi potansiyele sahip. Çünkü biliyorsunuz biz ülke olarak şu anda iki kıta arasında köprü görevi görüyoruz. Bu da bizi çok cazip bir ortama getiriyor. Yani dünyadaki 9 tane iklim türünden, 3 tane yani bölgeden, coğrafik bölgeden 3 tanesi de şu anda Türkiye sahip. Bu da Türkiye için vazgeçilmez bir kaynak. Ama biz bu kaynağı kullanabiliyor muyuz? İşte literatürlerde aradım. Bizim kaynak eksikliğimiz var. Bu esnada da bizim Azerbaycanlı Yusuf Zeynalov, Ağrı Dağı Florası'nı yazdığımız arkadaşlar birlikte bir seminerde tanıştık. Ben daha önce bir işte 2008'de bir makale çalışmam olmuştu. Dedi ki yani bir Iğdır'ın potansiyeli nedir? Bunu bir görelim, bakalım dedik. Ondan sonra 2006 yılından çalışmaya başladı. Dedi 4 yıl sonra elimizde bir 380 takson oluştu. Bunun 52 tanesi endemikti. 4 tanesine de hocam tarafından Türkçe isim verildi. Yani literatürde var fakat isimler, Türkçe ismi yoktu. Yani yeni tür buldu. Ve onlar işte Ağrı Dağı ile ilgili isimler verdi. Ve Ağrı Dağı'nı dünyaya lanse etmeye başladık kitabın birlikte. Çok güzel. İşte daha sonra ben kuş gözleminde yine şey yaptım. Dedim ki bu da bizim bir eksikliğimiz. Bunu da benim tamamlamam lazım. Oturdum ona da 2 yılımı verdim. Yani 2 yıl şöyle, yazma süreci 2 yıl sürdü. Biz onu bir Iğdır'ın Kuşları kitabını 2006'da halkalamaya başlamıştık. Ki yeni türler buluncaya kadar kitabın basın tarihi 2017'ye. Yani yaklaşık 11 yıllık bir süre zarfında kitabı oluşturdu. Yani kitabı oluşturmak tabii kolay değil yani. Öyle Ali Bey, araya gireceğim ben şimdi. Ben tabii ben de doğma büyüme Iğdırlıyım ama yaklaşık bir 35 yıldır falan İstanbul'da yaşıyorum ama Iğdır'dan hiç kopmadık. Gelip gidiyoruz. Evet. Ama Iğdır'da bir kuş cenneti olduğunu, ya Iğdır'ın böyle endemik bitkilerini vallahi bilmiyordum. Yani sizin o çalışmalarınızı ben sosyal medya hesaplarınızda görünce şaşırdım ya, bunlar Iğdır'da mı diye. Biz neden görmemişiz? Yani ben de bir Iğdırlı olarak, hatta doğal sever birisi olarak neden bunun farkında şimdiye kadar varmadım diye kendimi suçladım. İnşallah bu gelişimde ben sizi ziyaret edeceğim. Oraları beraber bir görmek isteriz. Şimdi kuş, şimdi devam edin lütfen. Şimdi şöyle, kuşları az önce işte bu çalışmalardan sonra Iğdır'ın Kuşları kitabını toparladım. Bu bizim Amerika'daki çalışma arkadaşım Profesör Doktor Çağın Şekercioğlu ile birlikte böyle bir kitap oluşturduk. Bu kitap da gerçekten yani Türkiye için gerekliydi. Özellikle Iğdır için. Çünkü Iğdır göç yolları, Türkiye'deki göç yollarından, hatta dünyadaki göç yollarından bir tanesi. Yani çünkü kuşlar gelip burada üredikten sonra tekrardan göç ediyorlar. Tam olarak burada, nerede? Yeri nerede tam olarak? Şu anda Iğdır'ın genelinde biz 329 tane kuş türü tespit ettik. Türkiye'deki kuş varlığı 489 tane. Yani bunun yaklaşık %66 tanesi. %66. Avrupa'da yani Avrupa o kadar büyük bir kıta olmasına rağmen Avrupa'da şu anda 530 tane kuş türü var. Bakın bu 530 tane kuş türünün yaklaşık %60'ı Iğdır gibi 38.500 metre kilometre karelik bir alanda. Bu da Türkiye'nin %5'i demektir. Ciddi bir rakam. Ben size şöyle bir ciddi rakam daha vereyim. Çoğu insanımız bunu bilmiyor. Şimdi dünyamızın yüz ölçümü 510 milyon kilometre kare. Evet. Türkiye bunun içinde iki kıta arasında 784 bin kilometre karelik bir alanı kaplıyor. Ve bu alan Türkiye dünyanın binde altısı. Tekabül ediyor. Fakat dünyadaki flora varlığını ele aldığımızda
flora varlığını ele aldığımızda yaklaşık 400 bin tane bitki tespit edilmiş şu anda. Bazen tespit edilmeye gidiyor. Şeyde bizim bilimsel bilim insanlarımızın yapmış olduğu araştırmada, bizim yaptığımız araştırma şu anda Türkiye'de 12 bin tane bitki türü var. Bu bitki türü de dünyadaki bitki varlığının %3,5'una denk geliyor. Bakın düşünün. Binde altılık bir kısımda. Binde altıdan yüzdeye geçiyor. Binde altılık kısımdan yüzdeye geçiyor. Yani biz ne kadar zengin bir ülkeyiz. Yani şu var. Tıbbi aromatik bitkilerde özellikle. Bizim çalışmalarımız biraz geç kaldı. Yani onun için bizlerin daha bu çalışmalara daha esnek, daha sıcak bakmamız gerekiyor. Yani o yüzden şu anda da mesela Iğdır'da en son tespit ettiğimiz kitabın haricinde orada 380 tane taksonu belirlenmiştik. 1362 tane flora tespiti. Ve bu florayı şu andaki yaptığım bir çalışmada inşallah onu da projelendireceğiz. Özellikle Azerbaycan Gence Üniversitesi'nde Nahçıvan tarafı. Burada tıbbi aromatik. Bu hangi bitkiler eskiden nasıl kullanılıyor? Mesela siz bilirsiniz bir bağ yaprağını, işte yaralarını iyileştirmesi veya bir kuzu kulağının yemeklerde kullanılması. Yani bizim böyle çeşitli gıda maddelerinden de oluşabilecek bir kitap hazırlamayı düşünüyoruz. Çok iyi. Yani o yüzden bizim bu çalışmaları gerçekten önemsememiz gerekiyor. Şöyle bir tasnif yaptınız mı? İsterseniz biz sohbetimizi de iki ayrı bölümde, yani kuşlar ve endemik bitkiler, bitki florası diye düşünelim. Olur. Florayı düşündüğümüzde Iğdır'ın hangi bölgesinde, her tarafında mı var bu flora, yoksa bir yerde yoğunlaşmış mı? Mesela köy ismi vererek şurada şimdi, yoğundur diyebilir misiniz flora? Şimdi flora Tuzluca'nın çoğu ilçelerinde, mesela Hadımlı, Göktaş tarafında. Ondan sonra şu anda mesela iki türlerimizden birçoğusu şeyde Ağrı Dağı eteğinde. Yani Iğdır'a genelde yayılmış. Yani Iğdır'ın her tarafında görülebilen bitkiler. Yani hiç mesela siz az önce dediniz ya işte çoğu bitkinin farkında değildik. Biz çoğu bitkiye şey gözüyle, tanımlama gözüyle bakmıyoruz. Hepsine ot gözüyle baktığımız için. Çiçek çiçek mesela bitki atıyorum işte Ağrı Dağı eteğinde oluşan gelincikler, laleler. Onların 10-15 tane çeşidi var. İşte horoz ibiğinden, horoz kanından tutun da işte gelinceye kadar, varıncaya kadar 10-15 tane çeşidi var. O çeşitleri bilmediğim için neyin neye yaradığını sadece ata babadan gelen işte bir işte reyhanın atıyorum köftede kullanılması veya bir maydanozun şu hastalara iyi gelmesi gibi kulaktan dolma bilgilerle yani tamamen olaya bilimsel yaklaşmadığımız için de böyle. Mesela şu anda Iğdır'da mesela deve dikeni. Bilirsin Tuzcan her tarafında var. Evet. O deve dikeni normalde tıbbi aromatik bitkiler olarak kullanıldığında karaciğerde yağlanmayı engelliyor. Anne sütü artırıcı özelliği var. Fakat biz bunları burada yapmıyoruz. Yani düşünün bir deve dikeni kalıp dalında kuruyor. Halbuki biz onu alsak işte çeşitli işte yeni doğum yapmış annelere onun kurutup suyunu kaynatıp yani çay şeklinde versek süt artırıcı bir özelliği var. Fakat biz bunları bilmediğimiz için daha doğrusu tamamen gün ışığına çıkarmadığımız için eczanelerden gidip süt artırıcı ilaçlar alıyoruz. Veya o yüzden şey, doğalı yanımızda duruyor. Doğalı bizim yanımızda da. Mesela şey kuşburnu. İşte kuşburnunun bir sürü yararı var. Ama biz onu şu anda mesela şeylerde ben devamlı arazi gezilerini yapıyorum. Kış ortasına gittiğimizde bile o kuşburnu bitkisi toplanmamış, dalında kurumuş kalmış. Halbuki ondan çay yapıyorlar. Ama işte maalesef orada yaşayan insanlarımız bunun nasıl olduğunu, nasıl elde edeceklerini bazıları bilmedikleri için, eski insanlar da gittikleri için biz gidip bunu marketlerden alıp kış çayı diye içiyoruz. Halbuki kış çayı bizim kendi doğamızda var. Yani biz buradan toplasak her şeyin en güzelini biz elde ederiz. Peki hiç ilaç sanayinin dikkatini çekti mi bu çalışmalarınız? Ya da siz bir girişimde bulundunuz mu? Bence kozmetik ve ilaç sanayiyle bir irtibat kurmanızda fayda var. Şimdi şöyle.
Bununla ilgili bizim buradan işte burada doktorasını yapan eczacı arkadaşlarımız falan var. Şu anda mesela bir eczacı arkadaşımız bu konuyu inceliyor. Yani hatta bizim kitaplarda referans alarak da bunları inceliyor. İşte bir tane de şeyimiz vardı, bir eczacımız şu anda öğretim görevlisi. O da doktorası zamanında böyle bir inceleme yaparak da işte tıp aromatik bitkilerin nasıl kullanılacağını o gün ışığına çıkarmıştı bir miktar. Şu anda tıpta kullanılıyor ama Iğdır'da bunun ticari potansiyeli yok. Yani benim bir de şu amacım var Metin Bey. Iğdır'ı özellikle tabiat konusunda ve diğer konularda cazibeli bir hale getirmek. Şöyle, işte az önce bahsettiğimiz Ağrı'da Florası kitabı, Japonya'dan tutun da Amerika'ya kadar gönderdi. Şu anda mesela bazı konferanslara katılıyorum. Zoom üzerinden tabii. İşte Amerika'da katıldım. İşte şeyler Morocco yani Fas'ta falan katıldım. İşte toprağın korunması, bitki çeşitliliği. Bunların hepsini lanse ediyoruz. Ki size ben şunu da bir anlatayım. Buraya bir kişi, yaşlıca bir bayan gelmişti. Zambiya'dan gelmişti. Elinde kocaman bir fotoğraf makinesi, zoomlu. Siz ben taşımayız onu. Ama o bir tane kuşu görmek için buraya gelmişti. Yani biz şunu anlatmak istiyorum. Biz buradaki potansiyelimizi göz önüne çıkarırsak hem bizim ekoturizm yönünden artar. Hem avni fauna açısından artar. Ve böylece Iğdır'ın zenginliği kat be kat katlanır. Ama biz şu anda onu yapamıyoruz. Anladım. İşte bunları da biz eğitimlerle, işte öğrencilerimizle biyoçeşitlik eğitimleriyle, işte kitaplarımızla ulaşmaya çalışıyoruz. Yani ne olur lisede falan Milli Eğitim Müdürlüğü ile de kontak kurarak özellikle lise öğrencilerine hatta ortaokul, ilkokul mümkün olduğu kadar geniş bir öğrenci kitlesine en azından Iğdırlı olanlar bunun farkına varsınlar. Yani biz farkına varmadan Iğdır'dan çıkmışız. Şimdi sizin çalışmalarınızda geriye dönüp baktığımızda ya böyle bir şey varmış diye düşündük. Peki kuşlar açısından yine soracağım. Kuşların toplandığı Iğdır'ın belli bir bölgesi var mı yoksa her bölgede farklı türler var mı? Şimdi şöyle, şu anda bizim halkalama istasyonumuz Tuzluca Çığırıklı tarafında. Aras'tan gelenler tamamen oradan geçiyor. Orada biz halkalama yapılıyor. Şu anda sis havlarıyla işte oranın potansiyeli ölçülüyor. Fakat şu anda ben Aralık tarafında kuş potansiyeli çıkarıyorum. İşte oradaki envantere işleyeceğim. Şu anda mesela ilkbahar döneminde orada 169 tane kuş türü tespit. Yani buna ördekler de dahil. İşte bizim sakarmekelerdir, karabataklardır, işte angıtlardır. Bunların üreme alanları. İşte ondan sonra cılıbıklardır, küçük cılıbıklar. Bunların yağmur kuşları, mevsimsel olarak geldikleri zamanları tespit edin. Yani şu anda sadece Iğdır'da yapılan bir bölgede çalışmaya, diğer bölgelerde yapılması halinde İnanıyorum ki Iğdır'da toplamında dedim ya 329 tane kuş türü tespiti. 329 tane. Ki bunun biz şu anda 192 tanesini şeyde halkaladık. Çığırıklı'da halkaladık. Yani bu demektir ki yani %30'u duruyor. O %30'u ve oradakilerde aralık bölge. Yani Iğdır'ın genelinde gerçekten kuş potansiyelimiz iyi. Yani düşün artık şeyleri bile özellikle bu pandemi olayında biraz tabiatı da rahat bıraktık ya. Mesela evet. Ben dairenin etrafında saka kuşunu bile gördüm. İşte ağaca yuva yapmış. Çünkü onları biz ne kadar rahat bırakırsak, ortamlarında ne kadar rahat bırakırsak onlar o denli bize yaklaşırlar. Ve artık şunu da diyeyim. Özellikle bu hazırladığım 4. kitapta da şunu vurgulayacaktım. Bizim için tabiatın ne kadar gerekli olduğunu, yani insanlara ne gibi hizmetler sunduğunu, yani bir kuşun, bir böceğin, bir arının, bir karıncanın olmaması halinde ne gibi tehlikelerle karşı karşıya kalacak. Bunların hepsini şu anda kitapta irdeliyorum. İşte onlar evet. Kısmet olarak yıl sonuna doğru yayınlayacağım. Valla teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şeyi soracağım. Oralar milli park içerisinde mi yoksa avlanma falan serbest mi? Avcılar falan zarar veriyor mu bu kuşlara?
Şimdi şöyle, biz bir taraftan da bakanlık olarak av koruma yönünden, tabii bizim personeller ve ben daima şeyde geziyoruz. Yani yaz kaçak avcılığın önüne geçiyoruz. Bir de şu var, yaptığımız çalışmalarda Metin Bey, avcılıktan ziyade insanlarımız gerçekten bilinçlenmeye başladı. Ki size bunu bir örnekle ben vereyim. Yani bunu ben bizzat kendim yaşadım. 2008 yılıydı. Belki siz de hatırlarsınız. Bizim tarlalarda ve bostanlarda müthiş bir fare salgını. Yani fare salgını, fare canlıları var. İşte bostanları kemiriyor, ağaçları kemiriyor, zarar veriyor. Bunun sebebi de neydi? O yıl, yani 2008 yılında biz şimdi hayvanların bakımıyla da ilgilendiğimiz için bol bol tilki insanlara oluyor. Tilkiye karşı düşmanlık besliyorlar. İşte yırtıcılara karşı düşmanlık besleniyor. İşte baykuşlar şeydir, lanetlidir diye veya uğursuzdur diye onları avlıyorlar. Bir sürü bize yaralı hayvan geldi. Ondan sonra bir baktım, bu biz her yıl Merkez Av Komisyonu'nda çeşitli mesela ava açılacak, açılmayacak popülasyon yoğunluğuna göre hayvanları belirliyor. Ben tilki avını yasakladım. Yani komisyon olarak valilik tarafından yasakladık ve bakanlığa gönderdik. Bakanlık da kabul etti. O yıl tilki avı yasaktı diye ben gittiğim bütün köylerde, özellikle köy toplantıları falan olur. İşte giderim bir muhtarın çayını içerim. Orada işte arkadaşlarla sohbet ederim. Yani öyle sıkmadan. Yani resmi bir şekilde ben geldim de vallahi size şunu anlatırım diye yok. Yani arkadaşlarına, dostane bir şeyle anlatırım. Tilkinin ben şeyini anlattım. Yırtıcıların yararını anlattım. Onların fare avcısı olduğunu, besin zincirinin onları fareyle beslendiği, bir tane baykuşun günlük 30 tane fare avladığını, işte bir tilkinin besinin çoğunluğunu fare olduğunu anlattım. Ve gerçekten şu sonucu aldım. İnanın 2015 yılında Küllük Köyü'ne gittim. Kanalın etrafında bilirsiniz şeyler var. Mısır ekmişler, sılaj. Evet. Sılaj. Ve orada ki kanalın orada tilki yuva yapmış alanen bir yerde ve oradaki tarla sahibi de tilkiye kendi tarım ürünlerini koruyor diye inanın ona yiyecek yer. Yani bu ancak öyle olur. Yani. Evet. Çok güzel. Yani popülasyonunda artış var. Mesela artık eskisi gibi şeyler gelmiyor işte. Ne bileyim baykuşa şuna buna kurşun atılmıyor. Bunu anlatmaya çalıştık yani. Ve insanlarımız artık bunlar biraz da eğitimli olacak şey. Doğru. Doğru. Yani gerçekten bu avcılık konusu benim de çok canımı sıkan bir olaydır. Ya, yazık ya. Ufacık bir kuş için yani onda ne kadar et vardır ki yani bir keklik. Yani ne kadar eti var onun, alıyorsun, yumurtası var, yavrusu var, bilemiyorsun ya da gittiği bir yer var. Onun sesini dinlemek bile güzel. Yani o Küllük Köyü'ndeki tilkiye yuva yapan gerçekten ilginç bir arkadaş. Helal olsun. Demek ki işin farkına vardırmışsınız siz. Artık tilkiyi bile korumaya çalışıyor. Peki... şeye gelelim Mete Bey, bu projelerinizden damlama sulama, Iğdır'ın suyu şu an sıkıntılı. Geçenlerde ziraat mühendisi bir arkadaşla da konuştum, onlar da acil damlama sulama ile ilgili bir çalışma içindeler sanıyorum. Çünkü su yok ortada ve önümüzdeki yıllarda da daha da kötü olacak. Siz ne düşünüyorsunuz bu noktada? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Birincisi Iğdır Üniversitesi'nde yani hocalarımızın yapmış olduğu bir rapor doğrultusunda ve benim arazideki yaptığım gözlemler konusunda ben görüşümü bildiriyorum. Tabii o konuda ben sulamada şu anda çalışmadığım için fazla diğer arkadaşlar gibi tabii kesin konuşamayacağım. Fakat ben bir ziraat mühendisi olarak şunu söyleyebilirim. Iğdır'da su sorunu yok aslında. Iğdır'da yaptığımız sulamada sorun. Bakın inanın kaç gündür işte araziye gidip geliyoruz. Bu suların sular oldukça bol. Fakat suyu randımanlı, rantılı konu kullanmıyoruz. Mesela bir dönüm bir yerimiz var. Bizdeki sulama olayı şu. Araziyi tesviye ettirmemişiz. Ve artı gidiyoruz
Akşam ağızlığı açıyoruz. Suyun ağzını açıyor işte. Kapıyı kaldırıyor. Ertesi gün sabah saat 10'da arkadaşım uyanabilirse gidip suyu kesiyor. Ve bu fazla suyun kullanılmasında şudur. Özellikle benim kendi branşım olduğu için, ben tarımsal yapılar ve sulama mezunum. Toprağın yapısını bozuyor. Tuzluk oranını artırıyor. Çünkü bizim topraklarımızda drenaj olayı yok. Yani şunu ben diyeyim, şöyle düşünün. Mesela toprakta biz tarla kapasitesi deriz. Tarla kapasitesi yer çekimine göre toprağın tutmuş olduğu su tanecikleri. Yani şöyle izah edeyim. Bir singer, bulaşık singerin suyu döktüğünüz zaman ne olur? O suyu alınca, suya evet. Tamamen doyduktan sonra yer çekimi doğrultusunda onu ne yapar? Aşağıya doğru vermeye çalışır. Aynı bizde öyle. Yani şu andaki bizim sulama sorunumuz sadece ve sadece sulamadan kaynaklı. Özellikle biz vahşi sulama yapıyoruz. Tabii ki sulama sistemlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Mesela şey var, Avrupa'da var mesela. Artık öyle yapmışlar ki suyun kıymeti çok kıymetli su. Arazilere önce bir düzenleme getirmişler. Toplaştırma yapmışlar. Daha sonra kanalın etrafında traktör dönüyor. Ve suyu çekip bir bitkiye günlük yeteceği kadar su verir. Ama biz ne yapıyoruz? Biz domatesi sulayacağımıza bütün tarlayı suluyoruz. Yani sulama sistemi bu demek değildir. Sulama sistemi tarlanın her tarafı su içecek diye bir şey yok. Sadece sizin ürün elde edebileceğiniz kısımdaki, oradaki bitkiye zaten gerekli olan suyu verdiğiniz zaman dolayısıyla suda herhangi bir sorun olacağını ben zannetmiyorum ama evet. Tabii ki bu işin uzmanları var. Bu işte daha hidrologlarımız var. Onlar daha iyi. Iğdır Üniversitesi sanırım Ziraat Fakültesi var orada. Var. Bu konularla ciddi çalışmalarını yeterli buluyor musunuz onların çalışmaları? Hocam şu anda bazı bölümlere öğrenci gelmediği için onlar da elinden geldiği kadar çalışmaya çalışıyorlar. Mesela özellikle bitki koruma konusunda. Çok güzel çalışmalar yapılıyor. Yani şeyler işte yoncalarda veya işte diğer ürünlerde fazla ilaç kullanılmıyor. Toprağa ne gibi zararı var? İşte bunlar nasıl kullanılıyor? Bunlarla ilgili çalışmalar var. Hatta ben de size şu müjdeyi de vereyim. Bizim 2017'den bu tarafa yapmış olduğumuz bir çalışmada dünya için yeni bir kelebek türü elde bulduk. Bunu hocalarımla birlikte bulduk ve adına da Iğdır Ensiz ismini verdik. Yani Iğdır'ı dünya markası yapma yoluna gidiyoruz. Yani hadi bakalım. Hadi İnşallah iyi olur. Sorayım o zaman. Şu anda tamamen siz ormandan koptunuz. Dolayısıyla ağaç ve şeyle ilgili bir çalışmanız yok değil mi? Yok. Bizimki sadece doğa korumayla ilgili. Doğa korumayla. Yaban hayatı. Yaban hayatı. Peki o zaman şöyle bir sorununuz var mı? Bu konuda yeterli ekipman, donanım ve finansmanı yeterli alabiliyor musunuz bakanlıktan? Yoksa nasıl karşılıyorsunuz bunları? Yani bakanlığımız gereken mesela şeydir, işte fotoğraf makinamızdır, işte aracımızdır, bunları sağlıyor. Biraz da bizim yaptığımız, özellikle doğa koruma metni biraz gönül işidir. Yani bizde mesai kavramı yok. Özellikle bende hiç yok mesai kavramı. Yani o yüzden gece de olsa bir hayvan için gidiyorum. Gündüz de olsa gidiyorum. Yani o yüzden bakanlığımız gerekli desteği veriyor. Ekip olarak kaç kişisiniz? Sizden başka kaç kişi var? Şu anda benden başka 2 tane mühendis, 3 tane tekniker, işte 2 tane de şey var, memur var. Memurunuz var. Toplam? Yaklaşık 10 kişi. 10 kişi falansınız. Valla 10 kişiyle bunları yapabiliyorsanız tebrik ediyorum. Vatandaş peki biliyor mu size ulaşmayı? Yani yaralı bir kuş gördü. Size nasıl ulaşıyor? İnanın herkesin benim cep telefonum var. Gece 12'de bile arıyorlar. Hatta şey bileyim, şu anda mesela Ankara ve İzmir'den bile arkadaşlar ulaşıp onlara işte kuş beslenmesi hakkında yardımcı olabiliyorum yani. Hatta şu anda mesela Ankara'da bir arkadaşımızda şey var, işte bir karga besliyor işte onunla ilgili. Ara sıra yani şey yapıyorum, ben de zaman kavramıyor. Yani saat 12'de de olsa yeter ki duyarsan hemen cevap verebiliyorum. Yani kimseye yok demiyorum dua konusunda.
Mete Bey, çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarınız gerçekten Iğdır için de önemli. Şahsen benim için de çok ufuk açıcı oldu ve Türkiye için de önemli çalışmalar bunlar. Peki gençlerimiz için ne önerirsiniz? Yani bunları genç nesile nasıl anlatabiliriz? Sizin gençlere bu noktada tavsiyeniz ne olur? Doğayı nasıl korusun? Şimdi şöyle, gençlerimizin elbette ki doğayı koruması lazım. Çünkü şunu ben her zaman yaptığım seminerlerde, toplantılarda şunu söylüyorum. Bizler doğanın tam zengin zamanında yaşadık. İnanın, yani bizdeki doğa, bak bu ilaç olayıdır, işte nüfus artıştı falan, biliyorsunuz bunların hepsi 1960'lı yıllardan sonra oldu. Biz şu anda dünyanın olan nimetlerinden yararlandık. Fakat bundan sonraki arkadaşlarımız mutlaka ve mutlaka doğa sever olmalı. Yani doğanın bizim için neler gerektiğini, neler yaptığını çok iyi. Yani bir arının olmaması bizim için neler getirir, neler götürür. Bir kuşun yok olması. Yani düşünün, dünya öyle bir kurguya sahip ki, bir bisiklet zincirini düşünün. Bisiklet zincirinin bir tane parçası gitti ya, doğa tamamen duruyor. Yani şu var, biz işte tarımsal ürünleri, şu anda mesela en basitinden herkes ne diyor işte, biz bilgisayar kullanalım, bilgisayar kullanmayacağız. Ama şu var, insan olma yiyecek ekmeği olmaktan sonra o bilgisayar boş. Hatta şey var, 1938 yılında Amerika Tarım Bakanlığı'nın yaptığı bir rapor da vardı, onu da inceler. Löwenmink yapmış. Dünyadaki medeniyetleri ve imparatorlukları, işte çiftçileri, 7000 yıllık bir sürecini istemiş ve şunu görmüş. Toprağı de doğayı kullanamayan bütün medeniyetlerin hepsi, inanın hepsi yerle bir oldu. Yani biz ona gelmemeli. Bizim her şeyden önce doğamıza sahip çıkıp ve şu anda inanın size bir örnek daha vereyim. Bizdeki olan 3697 tane endemik floramız var. Ve buna rağmen Fransa'da %5 oranında, Polonya'da %1 oranında bir endemik olay var. Yani biz bunları gayet şey yapmadık. Bir de şu var, biz kendi toprağımıza ve kendi bitkimize, kendi hayvanımıza sahip çıkmadık. Şöyle ki, şu anda mesela lale, o lale dediğimiz nereden geliyor? Şeyden geliyor, Hollanda'dan. Halbuki lalenin ana vatanı Kafkasya'dır, Anadolu'dur. Biz onlar bizden götürmüş, bize satıyorlar. Mesela şey diyeyim, Anadolu buğdayı ne diyeyim? Anadolu buğdayı soğuğa dayanıklı, iklimsel verilere gayet açık. Fakat Amerika ne yaptı? Bunu götürdü kendisi soğuk ülkesine, kendi şeyle, buğdayla melezleştirerek bize satmaya başladı. Halbuki bizim bütün zenginliklerimiz. Biz sadece doğadan uzak yaşıyoruz. Doğanın bize ne getirdiğini bilmiyoruz. İşte ben gençlere bunu öneriyorum. Diyorum ki arkadaşım, şu bizim rehber kitaplar, alın koyun cebinize. Hangi bitki nedir? Hangi bitki ne işe yarar? Sorun, öğrenin. Bunların bize katkısı nedir? Bunların neden var? Bunların varoluş amacı nedir? Bunların için yaratılmış. Yani en ufak bir karıncanın bile yaşam alanında bizim için getirdiği çok şeyler var. En azından toprağa havalandı. İşte çeşitli dünyadaki işte pislikleri temizliyor. Yaprak kırıntılarını. Yani bunları bizim bilmemiz lazım gerçekten. Yani kuşlar neye yarıyor? Bir akbaba mesela, ben size bir örnek vereyim. Bir akbaba niçin var? İşte akbabaya biz çoğu yerde iğrenç gözüyle bakıyoruz. Fakat akbaba doğanın temizleyicileridir. Yani doğada ölen bu kadar karkastır, leştir. Bunların hepsini akbabalar tüketerekten toprağa yararlı besin olarak veriyor. Yani bunların hepsini bizim bilmemiz lazım. Sadece biz kuş deyip geçersek o zaman hiç olmuyor. Mesela en basitinden şunu diyeyim. Şu anda mesela Hindistan'da akbabaların soyu tükenmekle tükeniyor. Tükenmesinin sebebi de şu. Oradaki inekler biliyorsun kutsal sayılır. İşte onlar hastaladığı zaman onlara bir antibiyotik veriyor.
ve antibiyotik de sonra ölen inekler, leşleri falan, akbabalar bunları yiyince oradan ki o antibiyotikteki diklofenak denen bir etkin madde akbabada böbrek yetmezliğine yol açıyor. Ve akbabaların soyu tükenir. Akbabaların soyu tükenirse ne olur? İşte leşler artar. O temizlenmediği aldığı zaman köpek sayısında artış olur. Ondan sonra farelerde artış olur. Ve böylece veba mikrop ve sonuçta yine insan etkilenir. Yani biz şunu ben özetle şunu diyeyim. Gençlere şunu diyor. Doğaya biz ne yaparsak doğa bize fazlasını geri verir. Doğayı biz katledersek doğa da bize katledecek. Örneğini yani de zaten gördük. Örneğin en basit yani şu ortamda. Bakın aynen. 17 gün içeri tıkıldık, kaldık. Gözle görmediğimiz bir virüs. Ama biz içeride aynen. kalınca doğa kendine geldi. Baktık ki aynen. doğada her şey düzeliyor, güzelleşti, kuşlar aynen. çoğaldı, ağaçlar aynen. yeşillendi. Yani bütün şeyi biz yapıyoruz. Evet, haklısınız onu. Aynen. Aynen. Hatta şeyi örnek vereyim ben size. Ben de çocukluğumda hep şeyi merak ederdim. O gübre böcekleri olurdu. Hayvan gübresini böyle yuvarlayıp götürürdü falan. Ya bundan ne zevk alıyor diye düşünürdüm. Bunu yiyor mu falan filan. Sonra toprağa gömdüğünü bir iki defa gördüm. Meğerse tam toprağı gübreleyen, toprağa doğal gübre veren işte hayvanın o görevi. Yani onunla yavrusunu mu, lavrasını mı orada bırakıyor artık bir şekilde. Tabii. Yani yaratılan her şeyin bir görevi var. Bunu böyle görmek lazım galiba. Aynen. Hatta insanoğlu tarihsel süreç içinde yani yaptığım literatür araştırmalarını kargalardan ve sincaplardan biz kültür bitkisi yetiştirmeyi öğrendik. Çünkü insanoğlu doğaya dikkatle baktığı zaman bir baktı ki karga veya şey yemediği işte ne bileyim cevizdir, fındıktır bunlar toprağa gömüyor ve topraktan çıkıyor. Bakın düşünün. İnsanoğlu çoğu şeyi doğadan örnekledi. Örnek aldı. Mesela uçak yapımı olsun. Diğer yapımlar olsun. Hepsi mesela hayvanlarla özdeştiriyorsun. Evet. Yani o yüzden bizim doğaya çok çok yakından ilgilenmemiz lazım. Yani doğa nedir? Niye var? İşte yağmur neden yağar? Yani bu neden sonuç ilişkisini bizim araştırmamız lazım. Yaşam döngüsünü iyi bilmek lazım. Tabii. Mesela şu anda Amerika'da adamlar çalışacak yer bulamıyor. Kuşların tamamını tespit etmiş. Şu anda dünyadaki diğer kuşlarla uğraşıyor. Biz daha yeni yeni şeyde düşünün 1700'lü yıllarda Morsen tarafından ilk defa kuş halkalanması oldu. Bu kuşlar nereye gidiyor? Neden geldi? Mesela eskiden şu vardı. Şimdiki gibi dünya küçük değildi. Yani ulaşım uçakla yapılmıyor. Bir bakıyordun şeye mesela işte Avrupa'da kuş popülasyonunun azalma oldu. Bu kuşlar nereye gidiyor? O zaman şöyle bir inanış vardı. İşte kuşlar kurbağa olup denize gidiyor. Halbuki değil. Ondan sonra işte bu seyahat yolları açıldığında özellikle leylekler yani kışın Avrupa'dan göç ediyor. Bunlar nereye gidiyor? Avrupalı bir bakıyor ki leylekler işte bu Afrika tarafında falan işte yiyecek amaçlı avlanmak isteniyor. İşte çoğusu mesela oklarla avlanıyor o zamanki şartlarda. Mesela çoğusu okla geliyor. Yaralı bir şekilde geliyor. Allah Allah. Düşündüler. Bunlar niye? İşte ondan sonra yollar açıldıktan sonra Avrupalı kendi ikliminden diğer iklime gittiğinde bir batı leylekler orada yaşıyor. Demek ki bunlar göç ediyor. Yani evet. Düşün öyle bir olay var. Mesela bu kuşların göç etmesi. İşte laf laf açıyor. Bunların göç etmesi de bir güzergah üzerine göç etmesi üzerine onun da bize karımsal olarak bir şey var. Döngüsü var. Elinizde bir göç haritası var mı? Yani var. Göç haritası var. Tabii. Özellikle Türkiye'ye uğrayan o kuş bizimle ilgili. Buradan ulaşanlar şeye gidiyorlar. Irak, Etiyopya tarafından sıcak bölgeler gidiyor. Özellikle Akbabalar Hindistan bölgesine gidiyor. Mesela bize gelen şeyde gelen Polonya, Litvanya, İtalya. Oradan çok kuş çeşitleri geliyor. Rusya tarafından, Ukrayna tarafından. Hatta şöyle bir olay da var. Onu da ben size çarpayım. Mesela bu kuş halkalama da özellikle. Mesela kuşlara biz bir plaka gibi bir şey takılıyoruz. Ufacık bir bilezik. Yani
Hayır, çift değil. Sadece bir plaka nevi. Yani plaka. Bir plaka gibi. İşte üzerinde TR, işte bilmem I'dır. 15 yazıyor. Diyeyim, atayım. Şey olarak, yani bir şeyde binde bir gram ağırlığında. Yani kuşun hareketini içeride. Mesela buradan giden kuş diyelim ki Irak'ta yakalandı. Hemen oradaki şey var. Bu kuşlar arasında, özellikle halkalarcılar arasında bir göç rotası çıkarma olayı var. Mesela İsrail'de diyelim yakalandı veya Irak'ta yakalandı. Hemen oradan bildirim yapıyor. Aras gözlem istasyonunda işte falan tarihte yakalanan kuş, halkalanan kuş bizim burada görülür. Ona göre şey çıkarıyorlar. Göç haritası çıkartıyorlar. Ve oradaki o güzergahta göç haritasını çıkarmalısı da şöyle. Nerede nasıl bir global ısınma var? İşte besin zincirinin ne durumdadır? Oradaki tabiatın durumu nedir? Onu çağırıyor. Çünkü kuşlar şöyle. Aynı insanlar gibi. Şöyle düşünün. Siz buradan otobüsle İstanbul'a gittiğinizde ne var? Belli yerlerde şey veririz, mola veririz değil mi? İhtiyaçımız gider. Kuşlar da aynı şeye sahip. Kaç kilometre yol gitti. Buna göre bir göç haritası tabii ki çıkar. Evet. Ve şu an kadar kullanılıyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir konuşma oldu. Son olarak söylemek istediğiniz şeyler varsa lütfen onları iletin. Programı sonlandıralım. Metin Bey, ben size teşekkür ediyorum. Aslında bu konuda konuşacak çok şey var da sadece şunu diyorum. Gençlerimiz kesinlikle özellikle hem gençlerimiz olsun hem de ebeveynler olsun. Çocuklarını tabiata, doğaya karşı sevgi aşılasın. Yani bu konudaki artık onlara oturup da şey yapacaklarına, işte bilgisayar eğitimi vereceklerine veya işte bilgisayarcı olsun diyeceklerine, çocuklarına kuş seslerini, işte ne bileyim doğanın sesini dinletsinler. Çünkü doğa huzur vericidir ve doğa bizim için gerekli. Aslında şu da var, biz doğa için çok gerekli değiliz. Doğa biz olmadan doğa çok iyi yaşar. Ama doğa olmadan bizim hayatta, yani bizim tutunacağımız en fazla az önceki bir örnek vermiştim ya, arıların olmayışı. Arıların olmayışı en fazla bizi 5 yıl götürür. 5 yıl sonra her şeyimiz biter. Ve bunun yanında sadece şunu da diyeyim, sadece ve sadece arılar tuzlaştırma yapmıyor. Bunun yanında karıncası da yapıyor. Diğer hayvanlar da yapıyor, kuşlar da yapıyor. Yani düşünün, en ücra üst taraflarda şey, bir bakıyorsun bir ağaç yeşermiş. O ağacın yeşermesi, o dağın toprağının güzelleşmesi anlamına geliyor. Yani bir yerde bir bitki örtüsü varsa orada toprak kendini geliştirir. Yani biz bunu anlatmalıyız. Yani çocuklarımıza bunu anlatmalıyız. Durmadan bunu tekrar etmeliyiz. Doğa nedir? Neden var? Şu anda yani maalesef buna fazla önem verilmiyor ama önem verilmesin ben çok çok ve artı eğitim verilmeler her zaman da bunu söylüyorum. Ben size çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili gençler, mesaj size. Bakın Mete Bey diyor ki biz doğayı yaşadık. Bizim zamanımızda boldu. Ama siz o kadar şanslı değilsiniz. Öyle bol bir doğa bulamayacaksınız. Korumazsanız sıkıntı çekeceksiniz. Ve en çarpıcı sözü de biz olmasak doğa devam eder yola. Ama doğadaki bir eksiklik bize ciddi sıkıntılar yaratıyor. Gerçekten ben de katılıyorum. Size teşekkür ediyorum. Doğa ve hayvan, orman, ağaç, su, insanların ihtiyaç duyacağı şeylerdir. Bunların korunması lazım. Ve doğada da kıttır bunlar. Yani kötü kullanırsanız, suyu kötü kullanırsanız, ağacı kötü kullanırsanız bir bedeli oluyor, bir sonucu oluyor. Ve bu sonuçta insanoğlunu ciddi anlamda etkiliyor. Mete Bey çok teşekkür ediyorum size. İnşallah dördüncü kitabınızda dört gözle bekliyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.